birlikte hazırlık aşaması hakkında konuştuk. Ve bazı uzmanlar diyorlar ki, kilise kurarken yapılan en büyük hatalar hazırlık aşamasında yapılıyor. Çünkü insanlar iyi hazırlanmıyorlar. Bunu aklınızda tutun. Şimdi başlama aşamasına bakalım. Şimdi takım kurduk, o takımı hazırladık, birlikte dersimize çalıştık, artık toplumu tanıyoruz. Artık müjdeleme ve öğrenci yetiştirmeyle başlama aşamasına geçiyoruz. Peki görevlerimiz nelerdir? İlişkileri geliştirin. Ve dediğim gibi daha sonra müjdeleme hakkında daha fazla konuşacağız. Farklı yöntemleri birleştirin. Başka hizmetleri birbirleriyle birleştirin. Vaftiz edin ve itaat etmeyi öğretin. Yeni imanlıları yetiştirin ve aynısını yapmayı onlara öğretin. Çünkü çoğalma ancak bu şekilde oluyor. Biri Mesih'e iman ettiğinde tanıklığını paylaşması için onu cesaretlendirmeniz gerekir. Çünkü çevresinde imansızlar vardır. Onların anlayabileceği dilden konuşabilir. İsa Mesih ile çok taze bir ilişkisi vardır. Bu yüzden onları tanıklık yapabilmeleri için eğitin. Yeni imanlılarla kilisenin temeli olacak bir topluluk oluşturun. Ve bunu akıllıca bir şekilde yapın. Bazen zaten imanlı olan kişiler bu gruba girmek isteyebilirler. Her zaman derim ki, bunu akıllıca bir şekilde yapın. Kilise daha yeni başladı. Hizmet edebilecek pek fazla kişi yok. Belki yalnızca 10 kişi var. Herkesin bu takıma dahil olmasından memnun olursunuz, değil mi? Ama belki bu sizi hiç sağlıklı olmayan bir yere götürür. Bu yüzden ben başlangıçta çok dikkatli davranıyorum. Ve grubu çok küçük tutmaya çabalıyorum. Eğer elinde ajandası olan, her şeyi kontrol etmeye çalışan, garip, farklı öğretileri olan birileri gruba girerse, o kişiler grubu bozacaklardır, grubu yozlaştıracaklardır. Özellikle yeni imanlılar çok kolay bir şekilde yoldan sapabilirler. O yüzden diyorum ki zaten imanlı olan birisi gruba dahil olmak istiyorsa bunu çok akıllıca bir şekilde değerlendirin. Başka bir öğreti, başka bir düşünce, başka bir vizyon getirmeyeceklerinden emin olun. Yoksa grup bozulacaktır. İleride grup büyüdüğünde bozmak o kadar kolay olmaz. Ama başlangıçta her şeyi iyice değerlendirmeniz gerekir. Hangi kiliseden geliyorsunuz? Pastörünüzle görüşebilir miyim? Bazen o pastör gerçekten iyi olmayabilir. Bazense o pastör iyi bir insandır. Size herkesten şüphelenmeye teşvik etmek istemiyorum. Ama tecrübelerimle konuşuyorum. Bazen gerçekten büyük sorunlar çıkabilir. Ama bazen takıma dahil olan kişi çok güçlü bir şekilde hizmet edebilir. Ve bu iyi bir şeydir. Yardımından çok memnun olursunuz. Liderlere eğitmeye başlayın. Onlara öğrenci yetiştirmeyi öğretin. Burada liderin rolü öncelikli olarak motordur. Her şeyi kendisi yapar. İkinci olarak ise modeldir. Ve bu çoğalmanın bir yoludur. Elinizde yeni imanlılardan oluşan bir grup vardır. Onları öğrenci olarak yetiştirirsiniz. Onları kilisenin temeli yaparsınız. Sırada kurma aşaması vardır. Müjdelemeyi durdurmazsınız. Önceki aşamaları durdurmazsınız. Burada gerçekleşen toplanma ve olgunlaşmadır. Bu insanlar gerçekten de bir beden olmaya başlarlar. Tanrı'nın ailesi olarak, ruhsal aile olarak birlikte büyüyüp gelişirsiniz. Daha önce dediğim gibi bu önemlidir. Çünkü bazı insanlar iman ettiklerinde aileleri onları terk eder. Onlar için sağlıksız olan bütün ilişkileri sonlandırabilirler. Onlara destek olacak bir aileye ihtiyaçları vardır. Onlar için dua edecek bir aileye. Onlara yeni bir iş bulacak bir aileye. Bu insanların böyle bir aileye ihtiyaçları vardır. Ruhsal armağanları geliştirin. Bazı insanların müjdeleme, bazılarının öğretme, bazılarının liderlik armağanı vardır. Öncülük edecek bir liderlik ekibi atayın. Genellikle derim ki, yeni kurulan kiliseye uzun vadeli bir liderlik ekibi atamayın. Çünkü başta kilise küçüktür. Potansiyel olarak lider olabilecek pek fazla kişi yoktur. Başlangıçta çoğu kişi daha yeni imanlıdır. İmanlarını kanıtlayabilecekleri yeterli bir süre olmaz. Paulus dedi ki, gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalı.
Bu yüzden önce lider takımınız geçici olmalıdır. İnsanların kiliseyi sahiplenmeleri için kurulmalıdır. Bu bizim kilisemiz, başka birinin değil. Ama birine gidip de şunu söylememelisiniz. Önümüzdeki 4 yıl boyunca sen kilisenin liderlerinden biri olacaksın. Sizin yapmanız gereken kimin gerçekten imanlı olduğunu anlamaktır. Kimin Mesih'e olan imanda örnek olduğunu anlamaktır. Kimde liderlik armağanı olduğunu anlamaktır. Öncelikli olarak herkesin dahil olabileceği önce bir takım kuracaksınız. Ama sonra uzun vadeli liderler arayacaksınız. İbadet için düzenli olarak toplanın. Tamam, gelecek haftadan itibaren pazar günleri ibadet edeceğiz demeyebilirsiniz. Belki yeni imanlılarla hücre grupları oluşturacaksınız. İnsanlar iman edecekler, büyüyecekler. İbadet etmek isteyecekler, belki ayda bir yapacaksınız. İnsanlara çok fazla organizasyonla, çok fazla hizmetle yük yüklemek istemezsiniz. Biz onların ruhsal bir şekilde ilerlemelerini istiyoruz. Ve sorumluluk üstlenmeleri için liderlerin yetişmesini. Bu yüzden hizmeti ayda bir yapabilirsiniz. 2 haftada bir yapabilirsiniz. Ama ibadet hizmetinizin olması gerekiyor. Hücre gruplarını ve liderleri çoğaltın. Değerleri belirleyin. Uzun vadeli olarak nasıl gelişeceksiniz? Nasıl hizmet edeceksiniz? Ulaşmak istediğiniz topluma nasıl hizmet edeceksiniz? Ve daha başından maddi olarak sorumluluk almayı öğretin. Bazı insanlar, özellikle de yeni imanlılar, para konusu açıldığında korkuyorlar. Ama yeni imanlıların şu düşüncede olmaları gerekiyor. Ben Mesih'e iman ettim. Mesih beni sevdi ve ben onun için her şeyi yapmak istiyorum. İnsanlara doğal bir şekilde maddi olarak sorumluluk almayı öğretin. Bu kiliseyi zamanla güçlendirecektir. Çünkü insanlar kendilerini Mesih'e, kiliseye adadılar. Kendilerini kilisenin sorumluluklarına adadılar. Ve bu sorumlulukların içerisinde maddiyat da vardır. Bu yüzden maddi konularda sorumluluk almalarını öğretmekte çekinmeyin. Daha en başından bunu öğrenmeleri gerekiyor. Burada liderin rolü harekete geçirmektir. Artık bütün sorumluluğu siz üstlenmiyorsunuz. Hizmet edebilmeleri için öğretiyor, harekete geçiriyorsunuz. Böylece hizmet büyüyor. TV Seminer'e Tanrı'nın Krallığı'na yatırım yapmak için harika bir yoldur. Lütfen bu etkili eğitim ve sosyal yardım hizmetini desteklemek için bugün bağış yapmayı düşünün. Sizin lütufkar bağışlarınızla varız. TVS projesinin devamlılığını ve büyümesini desteklemek için lütfen bağış yapın. Daha fazla bilgi için tvsseminer.com'u ziyaret edin.